natomi Türkiye'nin mücadelesinin iyi anlaşıldığını düşünmüyorum. Çok ama çok önemli adımlar atılmakta. Karşıda koca bir blok var. Hepsi Türkiye'nin içe kapanmasına, iddiasız ve sınırlı bir ülke olmasını istemekte. Ankara da buna karşı çıkmakta. Bunu söyleyen, yazan sadece ben de değilim. Dışarıdaki akıllı çok kişi bunu böyle değerlendirmekte. Nedense burada bazı kesimler bunu yanlış anlamak ve yanlış anlatmak için çırpınmakta. Gelin dışarıdan bakıp içeri süzelim. Belki daha kalıcı bir etkimiz olur. Başkan Trump'ın Süleymaniye infazı ile ilgili bilgisi yoktu. Yazdım. Olaydan sonra öğrendi. Mark takip ederseniz artık Pentagon'un Beyaz Sarayı iyiden iyiye kuşattığını görürsünüz. Trump iyice çevrelendi yani. Washington'ın Kasım Süleymaniye'yi infaz etmesi, Irak'ı hedef alması yeni düzenin en önemli adımıydı. Süleymaniye'nin infazından birkaç gün sonra Trump, NATO Genel Sekreteri John Stoltenberg'le görüştü. Trump, Stoltenberg'e artık Arap NATO'su hayata geçirilmeli. Yeni oluşumun ismi de Orta Doğu'nun İngilizce kısaltması olan M harflerinin eklenmesiyle NATO M olmalı dedi. Operasyondan sonra Trump oyunun içindeydi yani. Daha önceleri NATO'nun ömrü tamamlandı diyen Trump başka bir oyunun içinde yer alıyordu. Aslında her şey geçen yıl tamamlandı. Kuveyt, Bahreyn... Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin yanı sıra Mısırla Ürdün'ün de yer alacağı yeni oluşumun hedefi Türkiye'nin bölgedeki etkinliğini azaltmak. Net. Ancak Katar, Kuveyt ve Ürdün NATO'nun asıl hedefinin Türkiye olduğunun farkında. Bu duruma da karşı çıktılar ancak Trump bu konuda adımlarını hızlandırırsa 3 ülkenin geri adım atacağı düşünülüyor. Sadece yabancılar değil, Müslümanlar da karşımızda. Peki plan bu kadar mı? Elbette değil. Türkiye Libya ile çok önemli anlaşmalara imza attı. NATO-MEA'ye katılacak diğer ülkeler arasında Libya'da olacaktı. Hafter'in liderliğinde Libya, nato önemli gücü olacaktı. Şimdilik bu plan biraz yavaşlatıldı. Çünkü Türkiye Libya'ya asker gönderdi. NATO-MEA'de Cezayir, Tunus ve da yer alacak. Bu ülkeler Ortadoğu'da yer almasa da etkinlikleri Ortadoğu'da hep oldu. Umman ve Lübnan da bu sistemin içinde yeni İranlı birlikte alınacak. Ortadoğu stratejik ittifakı ile NATO'me'nin temelleri atılmıştı. Şimdi nato NATO'me'de yer alan ülkelerin Türkiye ile ilişkileri bozulmalıydı. Bahreyn, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri hiç vakit kaybetmeden Türkiye'yi düşman olarak ilan etti. Mısır da zaten Türkiye ile düşman eğer NATO Pentagon'un planladığı gibi ilerlerse Türkiye NATO'dan çıkartılacak. Hatta NATO'nun 2025 planlarına göre Irak ve İran'da oluşuma katılacak. O nedenle İran'daki gösteriler tekrar başladı. Bu kez çok daha sert protesto gösterileri göreceğiz. İran'da halk açlık sınırında yaşıyor. Onları sokağa çıkarmak artık çok kolay. Süleymaniye'nin cenazesindeki kalabalığı ciddiye almamak gerekiyor. Çünkü 5-6 noktada yapılan cenaze törenlerine katılanların hepsi aynı kalabalıktı pek çoğu yardım alacağı için katılıyordu. İşte burada İran'da Pentagon'la yakın çalışan ekibin kurnazlığı ortaya çıktı. Düşürülen Ukrayna uçağının emrini bu ekip verdi. Hatta 4-5 yolcu uçağının düşürülmesi planlanıyordu. Sadece bir uçakla ilk adım atıldı. İran üzerinde uçan her yolcu uçağı büyük risk altında çünkü yeni uçaklar düşürülecek. Buna ne Ruhani ne de Hamaney engel olabilir. Çünkü halkla karşılıkları her geçen gün azalıyor. İran'la birlikte Irak'ta da yeni dönem başlayacak. Ülkenin bölünmesinin resmi olarak adımı atılacak. Bu adımdan sonra Şii hareketler baş gösterecek. Sokaklar iyice alevlenecek. Şii grupların büyük olayların içinde olması sağlanacak Amerika bu kez Blackwater yani akademi üzerinden Irak'a müdahil olacak. Sadece 1 Ocak 10 Ocak arasında Irak'ın farklı kentlerine ulaşan akademi askerlerinin sayısı 12.000'i buldu. Bugün itibariyle Irak'taki akademi askeri sayısı 30 bin. Son derece gelişmiş silahlarla donatılan bu askerler Irak'ın yeni şeklini almasını sağlayacak. Sadece akademi olarak değil. Eric Prince, Hong Kong'u karıştıran Frontier Service Group akademinin kaos birimi olarak adlandırılıyor. Şu an için gerek duyulmasa da Frontier Service Group'un Tahran hazırlıkları var. Hatta bir iddiaya göre Hamaney ve Ruhani'ye karşı sokak eylemlerini başlatan oluşum Frontier Service Group bu iddia Tahran'da çok güçlü şekilde dillendiriliyor. Ancak Eric Prince bu iddiaları şimdilik görmezden geliyor. Ancak sokakların karıştığı, binlerce insanın yürüdüğü ve gerçek mermilerin kullanıldığı dillerde. Eric Prince gittiği her bölgede karışıklık çıkarmaya başaran güçlü bir isim. Şu anda 40 ülkede Eric Prince'in ekibi bulunuyor. Yani 40 ülke her an büyük bir kaosla karşı karşıya kalabilir. Hatta geçen yıl Fransa'da sarı yeleklilerin dışında mor fularlı feminist eylem grubunu da Eric Price'ın ekibi organize ettiği Fransız istihbaratı tarafından belgelendi. Yani 2020 çok sıcak görünüyor. Rusların ya da Amerikalıların üniformalı askerlerinin önünde kullandıkları güçler ortadayken Türkiye benzerini daha iyi yaptığı zaman hedef oluyor. Bu garip değil mi? Eğer Arapça bilmeyen Türkiye için savaşan unsurları Libya'ya yollamasaydık sizce barış masası kurulur muydu? hem yerel halkı yanına almak hem yabancı unsurlarla mücadele etmek akıl ve beceri ister. Türkiye bunu yaptığı için çevrelenmek istemekte. Ancak bu olmayacak. Türkiye'nin hacmi ve kütlesi kendisine husumet besleyenlerin toplamından fazla. İşleri zor. Geleceklerdir ama sonuç alma ihtimalleri yok. Türkiye'nin kapısını çalan değil, gönlünü kazanan sonuca gider. Anlamadıkları bu. Anlayacaklar ama dert etmeyin bütün bu adımlar bile Türkiye'siz olamayacağını göstermekte. Yeni dünya düzeni Süleymaniye'nin öldürülmesiyle hız kazandı. Bu net. Ama tamamlanması için Türkiye'nin mührü şart. Bu da net. İzleyelim, görelim. Çok şey olacak çünkü. Ergün Diler, Takvim.